sığdırdığımız başarılarımız, dostluklarımız, unutulmaz anılarımız oldu. Bugün mutlu anlardan birini daha birlikte yaşıyor, Kurban Bayramı'nı Avrasya ailesi olarak bir araya gelerek hep birlikte kutluyoruz. Sevinçleri kutlamakla, küslükleri unutup kucaklaşmakla, sevdiklerimizle doyasıya gülmekle geçirdiğimiz bir bayram olsun hepimize. Büyüklerin beklediği ziyaretleri, küçüklerin beklediği şekerlemeleri unutmayalım. Avrasya Hastanesi'nin birbirinden kıymetli doktorları, hemşireleri ve tüm sağlık çalışanları. 20 yıl süren ve daha nice yıllarca sürecek olan sağlık sunduğumuz şifa kapımızdan sizlerin elinin değdiği, sağlığına kavuşturduğumuz nice hastalarımız sevdikleriyle yüzleri gülerek sizlere, bizlere dualar ederek ayrıldı. Yaptığımız iş, sabrımız, emeklerimiz Avrasya Hastanesi'nde güzel işleri ortaya koydu her zaman. Herkesin birbirini ailesi gibi gördüğü bir çalışma ortamında huzurla, destekle, uyum içinde etrafımıza hep pozitif renkler saçtık. Her şeyden önemlisi de insan sağlığına dokunduk, iyileştirdik. En güzel bayram hediyemiz de bu oluyor. Bu bayram her şeyi bir kenara bırakıp sevgimizi gösterelim. Avrasya Hastanesi herkesin ailesiyle, dostlarıyla geçireceği keyif dolu bir bayram diliyor. İyi ki varsınız. Hepinize iyi bayramlar. Bizim hikayemiz Gazi Mustafa Kemal'in benim en sağlık dostlarımın burada dediği 4 yolda başlıyor. Ve hiçbir zaman bozulmayacağından Anadolu ailesi sıcaklığıyla İstanbul'da devam etti. Aile toplumun temelidir derler ya, Uğurlu ailesi de öyle bir temel atacaktı ki önce İstanbul'a, sonra da gönüllerimize. Genç doktor Hüseyin Uğurlu'nun aklında hep daha iyi hizmet verebilecek bir hastane projesi vardı. Tahsin Bahçeli'yle birlikte aynı klinikte çalışıyorduk. Gerçekten ikimize birden gelen bir teklif üzerine biz o kapanmış hastaneye gittik, bir gördük, bir hastane yapmak gibi bir plana girişmiş olduk. Zeytinburnu'ndaki Avrasya Hastanesi'nin projelerini yaptırıp 98'de inşaat bitti. 98'in sonunda bitti. Faaliyete geçtik. Arkasından Cumhurbaşkanımız geldi. Resmi bir açılış yaptı. O zaman 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel açılışını gerçekleştirdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı özel mimarisiyle öne çıkmaktadır. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları vererek A sınıfı hastane olmayı başarmıştı. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17.000 metrekarelik kapalı alana ulaştı. 3 hastanede, 45 branşta, 105 hekim, 1000'e yakın personel ve 450 yatak kapasitesiyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
çeşitli periyotlarda da değişik hastalıklarla ilgili yayınlarımız oluyor. Bunun doktorlarımız güzelce konularını inceleyerek, kendilerini ilgilendiren taraflarını ele alarak vatandaşımızın, halkımızın bilgilenmesini, hastalıklar hakkında bilinçlenmelerini arzu ediyoruz. Avrasya Hastanesi'nde bypass ameliyatı sonrası 42 kilometrelik maraton koşan Aydın Karaçay, Avrasya Hastanesi doktorları kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Rıza Cener ve profesör doktor Esat Akıcı'ya teşekkür ederek katıldığı maraton koşusundaki sertifikayı doktorlara takdim etti. Thank you.
dolu bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Herkesin çok sağlıklı, mutlu ve huzurlu olduğu bize bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdi ben bu bayramı Bediren Gökçe'nin bir şiiriyle, bir dörtlüğüyle tüm çalışma arkadaşlarımla bayramlarda temize çeşitlenmiş dostluklar. Baklava da bahane, et de bahane. Bu çağrı yeni bir sayfadır dostluğumuzda. Mesaj da bahane, söz de bahane. Herkese iyi bayram. Hadi bakalım o zaman. Evet, en güzel bayram, Ali Bayram. Yönetim Kurulu üyeleri ve sevgili mesai arkadaşlarım,
Hepinize en iyi dileklerimi, en güzel günleri, sağlık dolu günleri, mutluluk dolu günleri, daha nice mutlu bayramlara erişmenizi diliyorum. Ben emekli olup 12 yıl önce emekli olup iş ararken birkaç tane iş fırsatı çıktı önüme. Fakat Avrasya'yı seçtim. Uzak olmasına rağmen evim öbür uçta. Buna rağmen hiçbir gün ayaklarım arka arkaya gitmedi. Hep buraya sevinçle, mutlulukla geldim. Ve burası benim ikinci ailem oldu. Ailemden çok günlerim, zamanlarım burada geçiyor. Burada olmaktan mutluyum. Sizleri tanımaktan mutluyum. Kıvançlıyım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Nice mutlu bayramlar, daha nice yıllara, nice bayramlara kavuşmak dileğiyle. Ve şimdi de günün anlam ve önemine değineceği konuşmasını yapmak üzere Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Operatör Doktor Hüseyin Uğur'u alkışlarımızla davet ediyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarım, öncelikle bugün burada bayram vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Az önce izlediğimiz slaytlarda da gördük. 20 yıl geride bırakmışız ve 20 güzel yıl diye düşünüyorum. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi burada emek vermiş kişilere, emeği geçenlere emeğe saygı ödülleri verildi. Gerçekten sizlerle beraber bu kadar uzun süreyi birlikte geçirmek çok önemli. Ama bu yetmiyor tabii. Bizim daha uzun yıllar beraber huzur içinde çalışmalarımız da çok çok önemli. İnşallah yine bir 20 yıl daha biz görürüz. Ama bundan sonraki 20 yılı bizden sonrakiler görür diye inşallah mutluluk içinde, huzur içinde. Birlikte Recep Bey'den rica ettim. Son anketlerde birkaç veriyi burada sizlerle paylaşmak istedim. Anketler şöyle, hastalarla ilgili anketler her ay yapılıyor. Hasta memnuniyetiyle ilgili acilde %91, yatan hastada %95, hayattan hastada %93 gibi memnuniyet çıkmış ve 2375 hastada bu görüşmeler yapılmış. Bunlar telefonla veya birebir yapılabiliyor. Bu bizim için önemli. Yani bizim burada birlikte beraber olabilmemiz için hastaların bizi desteklemesi lazım. Burada memnun kalması lazım, iyi hizmet alması lazım, kaliteli hizmet alması lazım. Ve açık söyleyeyim, ödedikleri ücretlerle de ancak biz burayı çevirebiliriz. Yani neticede onların desteğini görmesek biz burayı açık söyleyeyim yönetemeyiz. Ve son zamanlarda da bildiğiniz gibi çok önemli kriz var. Birçok sektörde kurumlar maalesef zorda. Biz de birlikte çalıştığımız bir takım kurumların zorda olduğunu görüyoruz. İnşallah biz bunu yaşamayız. Şuna şükrediyoruz, eğer iş kapasitemiz düştü mü %20-30 arası düştü. Hasta sayısı düştü, her şey düştü. Ama bir işçimizi, çalışanımızı çıkarmadık. Ve mutlaka da gününde, zamanında maaşlarını ödedik. Yine önem verdiğimiz en önemli olaylardan biri de çalışanlarımızın memnuniyeti ve mutluluğu. Ve bunu da yine yukarıdaki anketlerde ortalama bakıldığında %90 gibi bir mutluluk görüyoruz. Ama birçok alanda %95'leri görebiliyoruz. Çalıştığım sağlık kuruluşunu arkadaşlarıma çalışma ortamı olarak tavsiye ederim. Mesela %94. Çalıştığım kurumda ayrılmayı hiç düşünmem. %90. Tedavi olabilmeleri için aileme ve arkadaşlarıma tavsiye ederim. %94. Bunlar çok
yüksek ve iyi oranda. Birçok hastanelerde bunu göremeyiz. Ama bunun yanında %95'in üzerinde de sağlıkta kalite standartlarında puan almış durumda hastanemiz. Bütün bunlara şükrediyoruz ama daha iyisini de yapmaya gayret ediyoruz. Ben çok fazla uzatmayacağım. Tüm arkadaşlarıma iyi bayramlar diliyorum. Sevdikleriyle, aileleriyle birlikte, çalışma arkadaşlarıyla birlikte güzel geçirmelerini, tatillerini diliyorum. Eğer uzun yola gidenler olursa dikkatli olmalarını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Televizyon izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Avrasya Hastanesi'nde Kurban Bayramı, bayramlaşma programı da sizlerle birlikteyiz. Kıymetli hocalarımız ve sağlık personelimizle birlikte Avrasya Hastanesi büyük bir aile ve değerli hocamızdan bir bayram mesajı alacağız. Efendim iyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese çok mutlu, sağlık dolu, huzur dolu, iyilik, güzellik dolu bir bayram diliyorum. Tüm arkadaşlarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı, huzur, bereketli bayramlar diliyorum. Ve lütfen tekrar uyaralım. Eğer ki kronik bir hastalığınız varsa özellikle tatlı konusunda tekrardan uyarmak isterim. Eskiden yaşlı böyle pirifani bir imam varmış. Yanında da genç, boylu postlu bir müezzin. Bunlar yemeğe giderlermiş davete. İmam az bir şey yiyince doydum elhamdülillah der çekilirmiş. Müezzin de aç kalıyormuş. Bir gün bir dereden geçerken imamı biraz dövmüş, bir de suya batırmış, çıkarmış. Bak hoca demiş, sen doydum elhamdülillah deyip ayrılıyorsun, ben aç kalıyorum. Bundan sonra ben sofradan çekilmeden sen çekilmeyeceksin. Tamam demiş imam, yemin mi billah demiş. Gitmiş ertesi gün bir yemeğe, alışkanlık ya. İmam az bir şey almış, tam tatlı gelmişken doydum elhamdülillah demiş, kalkacak. Müezzin demiş ki, deredeki billah, yeniden bismillah demiş. Efendim bayramlar yeniden bismillah demenin bir vesilesidir. Kırgınlıkları, küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakıp kendi ailemizden, komşularımızdan, hısım akrabadan başlayarak insanlarla olan bu dargınlık, küskünlük, kırgınlıkları bir defa yeniden silip
yeni bir geleceğe doğru yolculuk yapmamız lazım. Hem kurumumuz için, ailemiz için, ülkemiz için, bütün insanlık için hayırlara, mutluluklara vesile olur inşallah diye düşünüyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Bütün sevenlerinize mutlu mutluluklar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Kurban Bayramı'ndayız ve Avrasya Hastanesi'nde Kurban Bayramı bayramlaşma programındayız. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Uğurlu bizlerle birlikteler. Biz öncelikle Sayın Başkanımız nezdinde tüm Avrasya Hastanesi çalışanlarının bayramını tebrik ediyoruz ve hocamızın da tekrar bayramını tebrik ediyoruz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Klasik olarak biz her sene önemli günlerde, bayramlarda bir araya geliyoruz ve bunu bir toplulukla beraber, çalışanlarımızla beraber kutluyoruz. Yani buradaki çalışanların burada huzur içinde çalışmaları bizim için çok önemli. Sevgi saygı içinde çalışmaları çok önemli. Ve 20 yıl oldu Avrasya Hastanesi açılışından bugüne kadar. Bu çalışanlarımızla beraber bugünlere geldik. Onların gayreti, gücü, enerjisi olmasaydı biz bunları yapamazdık, bugünlere gelemezdik. Onlara öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Nice yıllarda yine birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ümit ediyorum. Tabii çalışırken hastaların hasta memnuniyeti de çok önemli. Bizim gibi kurumları ayakta tutacak önemli şey hastaların burayı tercih etmesi, buraya güvenebilmesi, buradan ekonomik hizmetler alabiliyor olması. Hasta memnuniyetimiz aşağı yukarı %95'lerde. Yurt dışından hastaların bizi tercihi yine önemli bir oranda. 85 bin kurum arasında hastanemiz ilk 500 firmaya arasına giren hizmet ihracatında, yurt dışı hastalarına hizmet vermede, bu bizim için övünülecek bir şey. 2 sene üst üste önemli dereceler aldık. Daha önce 415.'ydik. Son yapılan araştırmada, incelemede 374. olduk. Bu bizim için önemli bir başarı. Bu bizim için aynı zamanda ülkemiz için de önemli başarı. Çünkü Türkiye artık sağlık hizmetinde dünyada çok sayılır önemli bir yerde. Dünyanın ilk beşi arasında. Bununla da ülkemiz adına da övünüyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizde Kurban Bayramı bayramlaşma programında sizlerle birlikteydik. Nice senelere diyoruz, nice güzel günleri, bayram tadında günler yaşayalım. İyi ki varsınız. Ekranları başında bizleri izleyen tüm İslam aleminin bizler de Kurban Bayramı tebrik ediyoruz. Nice güzel günlerde hep birlikte bayram tadında günler geçirelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Saygı ve sevgiyle kalın efendim.